Duyduk duymadık demeyin. Kralımız Akhenaton ve Bilge Aziz Yuzarsif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Bütün bunlar Yusuf'un işi. Duyuyor musun sevgili dostum? İnsanların kendine tapması yetmiyormuş gibi tanrısına da tapmaları gerekiyor. Haklarını da yemeyelim hani. Kendisi de tanrısı da tapılmaya değer. Amon'a hakaret edemezsin. Amon Mısır'ın binlerce yıllık tanrısı. Hiç kimsenin tek tanrıya tapanlara saldırmaya hakkı yok. Amon'a hakaret edilecek ve bir susacağız, öyle mi? Evet. Tek tanrıya tapanlara saldırmak büyük suçtur, anladın mı? Görüyor musunuz? Amon'un şehrinde, tapınak ve tanrıçalar şehrinde tek tanrıya tapanlar özgür ama Amon'a tapanlar tutsak, öyle mi? Taştan ve topraktan tanrılara lanet olsun. Amon tapınağına lanet olsun. Onların tanrılarına hakaret etmemelisin. Sen kimin yanındasın? Ben Amon'a lanet etmek istiyorum. Kahinlere küfretmek istiyorum. Sen onların tanrılarına hakaret edersen, onlar da senin tanrına hakaret ederler. Bunu mu istiyorsun? Hayır, hayır, asla. Ancak Allah'a yemin ederim ki tapınak kâhinlerinden o kadar çok zulüm gördüm ki kendime hakim olamadım. Nasıl bir oyun sahneliyorsun Yusuf? Haklısın. Eğer benim tanrım da bana bu kadar yardım etseydi, yeri de göğü de ona tapmaya zorlardım. Niye toplandınız? Benden ne istiyorsunuz? Efendim, inançsızlar Amon'a tapmayı kınıyor. Tek tanrıya tapmayı yayıyor. Biz Ankh-Mahu'nun aldığı kararı öğrenmek istiyoruz. Niçin bir şeyler yapmıyorsunuz? Birkaç gündür tellallar tek tanrıcılığın Mısır'ın resmi dini olduğunu ilan ediyor. Tellallar tek tanrıcılığın resmi din olduğunu mu ilan ediyorlar? Başımızı kuma gömmüş, etrafımızda olup bitenlerden habersiziz. Yusuf yapacağını yaptı ve Amon'a tapanlara son darbeyi indirdi. Bir şeyler yapmalıyız. Oturup bir plan hazırlamalıyız. Yapman gerektiği zaman o planı yapmadın. Yuzarsif ve Akhenaton'u ortadan kaldır dediğimde dinlemedin. Şimdi mi plan yapacaksın? Ben yapılması gereken ne varsa hepsini yaptım. Ne yaptıysan Yuzarsif'in işine yaradı. Bizim işimize değil. Sadece oturup seyrettiniz hepiniz. Yuzarsif ve tanrısının çok, çok güçlü olduğunu itiraf etmeliyim. Yuzarsif'in tanrısı güçlü değil. Biz beceriksiz ve zayıfız. Hadi Amon kendini Ankh-Mahu'dan daha üstün mü sanıyor acaba? Aslında bilemiyorum. Ankh-Mahu'nun elinden bir şey gelmeyince Hadi Amon'un kılıcını ondan daha üstün tutmasına şaşmamak gerekir. Tanrısını görmedim ama onun gücünü gördüm. Tanrısını bilmem ama Yuzarsif benim için muhteremdir. Yuzarsif'in tanrısı kim oluyor da benden ona tapmamı istiyor? Eğer onu gördüyseniz bize de anlatın da tanıyalım.
Yuzarsif'in tanrısı ona rüyaların doğru yorumunu yaptırandır. Verdiği bütün vaatleri gerçekleştiriyor. Onun tanrısını görmüyorsam onun varlığını ve yaptıklarını hissedebiliyorum. Bunu hissediyorum. Bana söyler misin, her gün gördüğüm, dokunduğum tanrım Amon dururken nasıl olur da görmediğim bir tanrıya inanabilirim? Canlı ve her yerde bulunan şeylere nasıl tapabilirsiniz he? İnananlar için hiçbir şey yapmayan, dertlerine deva olmayan bir tanrı tapılmaya değer midir sizce? Evet. Düşmanlarından intikam alan bir tanrı tapılmaya değerdir. Al bakalım. Bundan böyle Amon'a düşman olan inançsızlara vereceğim cevap işte budur. Padiamon ve kahinler için bir adam öldürmek son derece kolay bir iş. Günahsız birini bu kadar kolay nasıl öldürebilmiş? Kahinlerin her yaptığına göz yumdum. Ama yanıldığımı anladım. Bugünden itibaren Amon'a ve tanrılara tapmak, putperestliği yaymak büyük bir suçtur. Buna ön ayak olanlar zindana atılacaktır. Eğer bir cinayet daha işlerlerse tapınağı başlarına yıkacağım. Bundan böyle her yerde putperestlerin dinlerini yaymaya hakkı olmadığını ve tek Allah'a inananlara saldıranların en ağır biçimde cezalandırılacağını duyurun. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Çok ağır. Gerçekten çok ağır. Çok ağır. Gördünüz mü? Padiyoman adamı nasıl öldürdü? Evet. Dikkatli olun. İşte burada. Hoş geldiniz. Bütün bunlar Yuzarsif'in işi. Hepsini kendi tanrısına tapmaya razı edinceye kadar vazgeçecek gibi görünmüyor. Bu yeni durumdan memnun musunuz? Yoksa rahatsız mısınız belli değil. Yuzarsif'in tanrısına tapmalarını istiyor musunuz? İstemiyor musunuz efendim? Ben daha kararımı vermiş değilim. Ama sanırım tapsalar iyi olur. Bazıları Yusuf'un tanrısına tapmak yerine kendisini tapıyor hanımefendi. Onun tanrısını çok iyi tanımıyorum. Ancak insaflı olun. Yusuf tapılmaya değer değil mi? Kahinler yiyip içip semiriyordunuz. Soruyorum sana, adalet şimdi bu mu? Hepimiz eşit olarak Mısır'ın nimetlerinden yararlanıyoruz. Şimdiye kadar siz ve kahinler yiyip içip semiriyordunuz. Şimdi hepimiz eşit olarak Mısır'ın nimetlerinden yararlanıyoruz. Yanlış bunun neresinde? Hatırlıyor musunuz? Yuzarsif daha küçüklüğünden beri köleleri ve fakirleri çok severdi. Malımız mülkümüz sizin oldu, devletin oldu. Ama bu haksızlık. Şimdiye kadar siz ve kahinler yiyip içip semiriyordunuz. Bir keresinde ona bir inci tanesi hediye etti. Gidip sattı ve parasını saraydaki hizmetkarlara harcadı. Dün gibi hatırlıyorum bunu. Onları çok severdi. Sarayda çalışan köle ve hizmetkarları hiç yalnız bırakmazdı efendim. Dertlerini dinler ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. Haksızlık bu! Haksızlık! Bırakın! Amon'u övmek suçtur! Sizler zindana atılacaksınız! Buna hakkınız yok! Bırakın beni! Olmaz! Haksızlık yürü. Bu! Bırakın yürü beni. Dedim! Hayır. Beni bırakın dedim! Biz hata yaptık.
Kıtlık yıllarında yalnızca tapınak kahinleri ve çalışanlarını düşündük. Halktan ve kıtlığın onlar için doğurduğu sorunlara ilgisiz kaldık. Artık olan oldu. Şimdi bir çare düşünmeliyiz. Akhenaton ve Yuzarsif öldürmeleri için birkaç adam belirleyelim. Yıllar önce bu iki tehlikeli varlığı yok etmeliydik. Ben hala insanları Amon'un etrafında toplayabileceğimizi düşünüyorum. Amon'dan geriye kalan bu servetle halkı teçhiz etmemiz mümkün. Yuzarsif'in tanrısına tapanlar hiçbir yerde kendilerini güvende hissetmemeliler. Her yerde onlara pusu kurmalıyız. Şimdiye kadar birçok kahini ve Amon taraftarını tutukladılar. Başka bir deyişle, Yuzarsif'in tanrısına hakaret eden tutuklanıyor. Paddy Amon emrindeki askerleriyle silolara saldırarak oradaki buğdayları tapınağın yararına kullanmalıdır. Onları öyle bir korkutacağım ki bunu asla unutmayacak. Şu anda bu çare değil. Sizin dediğiniz intihar etmektir. Sizi yeterince dinledik. Başkaları benim için karar alırken ben oturamam. Suskunluğunuz bütün her şeyi mahvetti. Birçok kişi seninle birlikte ölecek. Ben geleceği ve Amon dininin varlığının sürdürülmesini düşünüyorum. Ama sen kendi öfkeni yatıştırmayı düşünüyorsun. Sakin olun da mantıklı bir çözüm bulalım. Siz oturun ve mantıklı düşünmeye devam edin. Ben emrimdeki askerlerle ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Umarım her şeyi berbat etmez. Bana sorarsanız, daha üstün ve daha yüce olana inanın derim. Bütün sıfatları hepsinden üstün olan bir tanrıya inanın. Siz mi daha üstünsünüz yoksa bu taş ve tahtalar mı daha üstün? Kutsadığınız hayvanlar mı daha üstün yoksa sizler mi? Şüphe yok ki bütün yaratılanlar sizin emrinizdedir ve sizden daha aşağıda yer alırlar. Biz bütün canlılardan daha mı üstünüz efendim? Evet. Sizler yaratılanların en şereflisi ve en üstünüsünüz. İçinizden biri bana insandan daha yüce bir varlık gösterebilir mi? Tanrılar, tanrılar herkesten daha üstün. Tanrıların kendisi taş ve tahtadan. Taş ve tahta sizden daha mı üstün? Elinden ne bir iyilik ne de bir kötülük gelen güçsüz ve zayıf bir tanrı mı övülmeye değerdir yoksa sizi kıtlıktan kurtarmak için sonsuz kudretiyle 7 yıl aralıksız yağmur yağdıran Allah mı daha üstündür? Biz günahkar kullarını kurtarmak için peygamberini gönderen Allah'a taparız. Bizi kurtarmak için yıllarca en ağır işkencelere maruz kaldı. Zindan köşelerine atıldı. Ona inanmanızı istiyorum. Ona inanın ve güvenin. Tapınaktan bu şekilde dışarı çıkarsak herkes bizim niyetimizi anlar ve hemen bize karşı savaşırlar. Şu halde kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Silahlarınızı elbiselerinizin altına saklayın. Bugün öğle vaktinde siloların olduğu yerde hazır bulunun. Ben emrimdeki askerlerle her zamanki gibi buğday almaya geleceğim. Fırsatı yakalayınca da silolardaki asker ve memurlara saldıracak ve bütün buğdaylara tapınağın yanında el koyacağız. Direniş göstereni acımadan öldüreceğiz. Şimdi
üç ve dörderli gruplara ayrılın. Aşamalı olarak tapınaktan çıkın. Bu arada buğday taşımak için bütün atları da yanınızda götürün. Yirmi ölçek. On beş ölçek. Yirmi ölçek. Otuz ölçek. On beş ölçek. Yirmi ölçek. On beş ölçek. Otuz ölçek. Yirmi ölçek. Buyurun. 20 ölçek. 'Umarım geç kalmadık. Hepsi giysilerin içinde silah saklıyordu. Acele edin. Ne oldu? Biz de herkes gibi buğday almaya geldik buraya. Bundan önce tapınak sizden buğday satın almadı mı? Sıradaki. 30 ölçek. Sıradaki. 50 ölçek. 'Siz sağ bırakmayın. Buğdayları yağmalayın ve siloları ateşe verin. Hepsini yakın.
bütün siloları ateşe verin! Yüzarsif geldi! Yüzarsif geldi! Yüzarsif geldi! Çabuk ol, dönüyoruz! Gidiyoruz! Bento, iyi misin? Yüzarsif, Allah'a şükürler olsun ki Allah'ın peygamberine bir şey olmamış. Yüzarsif'in yolunda ölmek kimseye Allah nasip olmaz. Yüzarsif, benim... Allah sana rahmet etsin. Sen Allah yolunda öldürüldün. Buna yaraşır bir şekilde uğurlanmalısın. Onu yanınızda götürün. Amon'un askerlerini zindana götürün. Yaralıları tedavi için, ölüleri de gömmek için götürün. Bu cinayetleri işleyenler cezalandırılacak. Sizlere eşleriniz için devlet tarafından ödeme yapılacak. Gidelim. Yola çek. Çekilin kenara. Yola çekilin. Gelin, gelin. Silolara saldırdık. Bazılarını öldürdük ve çok sayıda buğdaya el koyduk ama birden Yüzarsif çıkıp geldi ve her şey tersine döndü. Biz çok askerim öldü ya da ağır yaralı. Ben de yaralandım. Ancak bu kadar az askerle geri dönebildim. Ne kadar aptalsın Padiyamon. Eğer Yüzarsif gelmese ve sen de sağ salim dönmeseydin bile Akhenaton intikam almak için bu tapınağı başımıza yıkacak. Göreceksin birazdan. Hiç şüphesiz Akhenaton'un ordusu birazdan buraya saldıracaktır. Şimdi ne yapacağız ha?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.